Buzdolabını çektin. Ama zaten orası çok kötü değildi. Orası çok kötüydü yani. O taraf, mutfak çok kötüydü. Gerçekten her taraf. Peki, teşekkürler abi. Ve diğerlerinden de yorum alalım. Mürvet abla, senden devam edelim. Yapılmış ama nasıl yapılmış? Ellenmiş, es geçilmiş. O sizin yani düşünceniz. Gerçekten ben hiçbir yeri beğenmedim. Hiçbir yeri. Eline sağlık, yapmışsın. Gene elinden geleni yapmışsın. Ama ben... Ya hiç temizlediğin mi, gözünüze bak, temiz geldiği hiçbir yer yok mu? Dolabın üstü duruyor. Mutfak küçüktü. Çok kalabalık bir ama yağlı değil miydi Mürvet abla? Hı? Yağlı değil miydi sence? Yağlı, tamam. Bir ocak yağlıydı. Ocağın ama arkasını duvar, görmediniz mi? Sapsarı, fayansın, rengi gözükmedi. El lekeleri kapını ve kapıların, bütün kapılarında üstlerine baktım, toz. Kenarlarına elimle gezdim, toz. Daha böyle güzel olmasını isterdim. Gözüne canım arkadaşım. Mı? Hani ya ben gerçekten gibi hani mı? Sanki sana biraz zor gelecek ama ben doğruyu söylemeliyim. Çünkü mutfak, ben hiçbir şeyini beğenemedim. Ya sizin... O taşı kaldırdım, ocağı kaldırdım. Ya o su var ya, göl gibi su duruyor. Bayağı bir hani arkadaşım ya... Tamam, sen emek vermişsin, emeğine saygı duyuyorum. Hı? Ama bu iş sana göre değil. Bana katılacaksın. Yani o ocak tamam, güzel olmuş ama o kadar net değil. Ama yani yapabildiğinin en iyisini yapmış. Yapmaya çalışmış. Gerçekten çünkü gerçekten çok kötü. Yapmaya çalışmış. Ama duvarlar lekeli. İsterdim evet, ki o duvarları da silinmesini. O duvar ben de söyledim. Ama duvar. Ben de söyledim. Silerdim. Ama aspiratörün parçaları inanılmaz kötüydü. Burayı çok da derdim ki odaya gelince ben bu duvarı, koltukları sildim, halıyı sildim. Duvara zamanım kalmadı. Benim anlayışım. Banyoya geleceğim banyoda... Hani sanki bir kabası hemen acil bir kaba alınırmış gibi. Ben kaba bir de. O şey şeyi kaldırırdım havalandırmaya. Klozetin etrafı, dışı, yeri daha birinkitiler yani artık küveti demeyin. O kadar hak yemeyelim. Eline sağlık ama evet, niye söylediğim vardı. İçin evet. Senin hakkın bana geçiyordur belki. Ben Allah çünkü katında. Burada 4 saat bir emek var. Bir de evet. Hani hiçbir şey yapmamış, hiçbir yeri beğenmemişti. Tamam. Hani ne bileyim, bence söylemeyelim öyle bir şey. Ben tuvalete girmezdim. Diğerlerini daha temiz yapardım. Bak, çok pardon. Hicran, sana göre Mürvet ablanın yorumu nasıl bir yorum? Haksız. Yapılan yerler var, onlara puan verebiliriz. Evet, yapılan yerler var. Yapılıp da olmayan yerler de var elbet ama yaptığı yerlere yani de puan vermek hiç olmamış gibi lazım. Göremeyiz mi diyorsun? Hayır, göremeyiz. Tabii ki göremem. Ama o şekilde konuşuyorsun. Ama hiçbir yeri beğenmiyorsunuz. Tabii ki göremem. Bir çaba göstermiş. Ben onu da söyleyeyim. Bir ocağı çaba başta beğenmedim dediniz. Sonra çok güzel olmuş hiç... dediniz ama çok arınmamış dediniz. Hayır. Evet. O ocak daha güzel olabilirdi demek istiyorum. Ya evet ama yapılmış. İlk başta ne kadardı? Nasıldı? O ilk baştaki halini biliyorsunuz. Biz katman onları bıçakla haline, kazıdık artık ağda yağlar, gibi lütfen. Olmuştu. Kazı çıkmadı, terledik, sprey sıktık, krem sürdük. Ya gerçekten katran. Yani izlediğinizde bile göreceksiniz. Hayır, ocağın yapabildiğinin en iyisini yapmış. Ya fayansı ocak konusunda. Sen ocağı kaldırdın mı, altına baktın mı? Ocağı baktık. Kaldırmak, ben altına bakmadım. Ben direkt gittim. Peki demirleri, ben de şeyleri görünce aparatlarına baktım. Yani. Size bir şey ama çok kötüydü. Sen de yarışacaksın, onu gördüm. Çünkü hem bekledi orası. Siz de bana yapabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi, yani, siz de bana yapabilirsiniz. Mürvet ablanın bakış açı biraz daha farklı. Ben mesela halı silmiş. Ben bu halıyı değil, yani hani neresi silinmiş arkadaşlar? Ya sildim. Yani elimizden geldiği kadar da sildik. Lekelerle uğraştık. Özellikle spreyi bile sıktık. Ama gerçekten çıkmıyor. Artık kir yerleşmiş. Peki Mürvet abla, i̇şte bu silinecek değil. Çıkar mı? Çıkar. Yıkamanız bu lazım. Bu kadar kısa sürede nasıl çıkar? Yani bir yerde belirli bir leke yok. Yok, belek, her yerde yok. Olduğu gibi zaten. Bu halıyı komple yıkamamız gerek. Biz silsem acaba gibi, nasıl çıkacak? Yani, lekeler dağılmış artık. Çıkarabilecek mi? Yani. Görebilir miyiz? Yani bir yere bir çay dökülmüş olsa derim ki tamam ama evet, her yerde belek yani. Mum var. Tamam, süreyi ona katılıyorum ama bilmiyorum yani. Ben çünkü ya ben, o zaman bana göre hani normal bir gün olsa ben bu halıyı silmem. Direkt çıkartırım sokağa, yıkarım onu tamam derim. Evet abla, sen kaç senedir bu işi yapıyorsun? Ben bildim bileli yaparım. Gözümü açtım, elimde bez var diyorsun. Benim çocuklarım da öyle. Kadir benim Bey. Bir saçım lavaboya dökülse gel anne. O saçını al, ben yüzümü yıkayacağım. Düşün.
Merüvet abla hedefi yükseltti. Ondan halıyı çok iyi silmesini bekliyoruz kendi gününde. İnşallah. İnşallah İçineke o günleri. Hadi bakalım. Sizden de. Merüvet abladan da puanlarını bekliyorum bakalım. Merüvet abla, bugün yapılan 4 saatlik temizliğe kaç puan veriyorsun? Ben beğenmediğim için benim puanım... 2 mi? Evet. Ya kabul etmiyorum gerçekten. Burada 4 saat bir emek var. Mutfakta o kadar saat uğraştım. Ne yapabilirim mi? Yani... Mürvet Hanım, hiç katılmıyorum. Gerçekten hani 2 puan çok az bir puan. Hani hiç mi bir yer beğenmedi, hiç bir yer mi yapılmadı? Ama kendi gününde göreceğim onu da. Ben bunca yıldır bu işi yapıyorsam bildiğim bir şey vardır. 2 yani, vicdanınız evet. Rahat. Evet. Peki, teşekkürler Mürvet abla. Hasibe, senden devam edelim. Emeğine sağlık arkadaşım. Teşekkür ederim. Mutfaktan başlayayım ben de. Tamam. Duvar çok kötüydü. Yani sağ taraf o. Ocağımız, tam davlumbazın yanından bahsediyorsunuz. Evet, davlumbazı. Çok kötüydü. Hani fanyası olsaydı oralar, evet, çıkardı. Fanyaslar, fark sabah geldiğinizde nasıl... Fanyaslarda fark vardı. Eline sağlık. O özellikle o aspiratörün, evet, şeylerini çok güzel çıkartmıştın. Eline sağlık arkadaşım. Bulaşık tableti çözümü. Eline sağlık. Makine çok, hani arkası çok şey değildi. Biz çektik baktık. Makine. O yüzden ona hani hiç şey yapmıyorum. Almışsın. Aldım, ama yine almış. Bile hani kalmıştı. Dolapların içini dört dört bekliyordum. Neden? Çünkü fazla bir şey yoktu. Tabak, çanağı yoktu. İndir, kaldır. Hani dolu tıkabası olabilirdi. Rahat iş yapabilecek şeydi. Dolabı şey çekmişsin. Hani kırılacak. Silmişsin. Evet. Ama dolabın arkasını unutmuşsun. Üstünü yapmamışsın. Demir bölümü. İçini yani yapmışsın, eline sağlık. Hani üst kısımla arkasını... arka kısım tamamen duruyordu. Mutfağın kapısını ellemişsin. Yani kapıları genel olarak söyleyeyim. Kapıları silmişsin ama tamamen çerçevelerini bırakmışsın. Boyun mu yetişmedi, merdiven kullanabilirdi. Ya şöyle, üst katlara boyum yetişmedi. Yani şu tamamen elini sür. Ya da orayı da geçtim, bu kapı var ya. Şöyle git, şöyle sür. Ellerine böyle direkmen çıkıyor. Ama çıtaları da aynı bak, şekilde. Çıtaları da. Çıtaları aslında var, evet. Üç yerinde ben sildim onları. Yani çerçeve, o içteki çerçeve kısmından içlerini alınmamış. Evet, evet. Ve kapının üstlerini almamış. Banyoya gelelim. Ben özellikle şeyi istemiştim. Evet. Havalandırmayı. Orayı yapmış. Yaptığı belli. Alt kısmını onun da bırakmış. Böyle sürdüğünüz zaman toz. Yani böyle tam anlamıyla silinip kurulup çıkılmamış. Sadece susulmuş, evet, sabunlanmış, ıslak evet. Islak kalmışlar. Toz vardı tamamen. O toz da vardı. Evet, evet. Aslında şey, köpüklü suyla biz onu köpürtüp ondan sonra suyla duraladık aslında. Hatta böyle parmağımı sürdüm. Peki buyur Asibe, senden de puanını alalım. Oturma odasından da birkaç yorum yapabilir miyim? Hicrana bir şey kalmayacak diye. Evet, şurada sabırsızlıkla bekliyorum. Eğer Hicrana söylemezse senin düşündüğün ya da gördüğün, tamam, sen tekrar söyleyebilirsin. Tamam. Evet, bakalım Hasibe bugün yaptığımız temizliğe kaç puan veriyor? Bugünkü temizliğine 3 puan veriyor. Teşekkür ediyorum. Yani şu şekilde yorumlarına katılıyorum. Ama bazı yerlerde de şöyle, gerçekten hani emek çok veriliyor. Emeğine 4 saygı duyuyorum. O yüzden zaten emeğine 3 puanı veriyorum. Peki teşekkürler Hasibe puanların için. 3'ü razıydı. Yani yapamadığını bence o da biliyordu. Çünkü değmediği yerleri biliyordu. Yani razı gibi geldi bana. Evet Hicran, senden alalım artık. Artık ne kaldı bilmiyorum sana, evet, yorum ama şöyle son... Kalmıştır gene bana. Son kez bir toparlayalım. Evet, örümcek ağlarına dikkat ettim. Camlar olmuştu oraları. Peteğin de olmuştu. Koltukların da güzel fakat alt iç kısımlarını silmemişsin. Toz içindeydi iç kısımların. Yani salon çok ufak, az eşya olmasına rağmen bunları yetiştirememişsin. Ya şöyle söyleyeyim. 2,5 saat sürdü mutfağım. Ondan sonra bir... Çok ağırdı yani ama çok, geldiğimizde yani şey, de fark ettik. Bir gerginlik ya, sanki vardı. Bir suskundun, yavaştın. Hani evet, modun çok düşüktü. Enerji veremedin bize yani. O enerjiyi alamadık senden. Yani bir temizlik edası alamadınız. Alamadık. Buzdolabının arkası demirler, örümcek ağlıydı zaten. Makineyi çektim, öyle yağ falan yoktu makinenin arkasında. Buzdolabının içi diyorum, tam olmamış. Hani dokunmuşsun evet ama tam dokunmamışsın. Dolapların içleri güzel, evet. Dış, yani dolapların içlerinde de aslında çok yağ yoktu. Kapaklarda çoğunluk yağ vardı. Ya, İçleri o kadar dolu değildi ve çok da yağlı değildi. Siz üstlerine hiç çıktınız mı? Ben mesela şey, böyle tencere alıyorum, tencerenin altı bile yağlı. Ya elimi hani, soktuğumda yani üst kısma çıkmadan o ilk rafa soktuğumda öyle yağ falan mesela gelmedi elime. Mesela ben tezgaha çıktım. Tezgaha çıktıktan sonra mesela tencereleri alıyorum, işte kaseleri alıyorum, hep altı
olmadı ya. Hani diyorum kapak olmasına rağmen ve üstlerinde ürünler olmasına rağmen. Çekmeceleri hani, elledin mi? Çekmeceleri şöyle. Birinci çekmeceyi elemedim. Birinci çekmeceyi boşaltmadım. Sadece sildim. Çekmeceleri komple çıkartmamışsın. Yok. Çekmeceyi komple çıkartmadım. Ama geri kalan çekmeceleri içlerine kadar sildim. Hatta süpürgeyle falan da çektim onların içinde. Böyle baharat falan dökülmüştü. O şekilde yani geri kalan zamanımı dediğim gibi yağla çok mücadele ettim. Altta da yağlar vardı. Haklısın raflarda. Orada Katran'ın yağ hiç vardı. Bu yer sana çıksaydı. Bugün temizlikten daha iyi bir temizlik yapar mıydı? Yapardım. Yapardım. Kendine evet, güveniyorsun. Kendime güveniyordum ve çok üzüldüm bugün bana çıkmadı diye. Çok şanslıydı aşağıda hafta. Aşağıda da söyledi. Tam bana göreymiş dedi. Tam bana göre dedim. Banyoya geleyim. Duşakabinin içinde sabun kalıntıları var. Fırçayla mı sadece yaptın? Elinle hiç ovalamadın mı? Sabunları bile atmamışsın oradaki. Duşakabinin içinden bahsediyorsun. Evet. Aslında ben onları köpürttüm. Köpürttükten sonra bezle de aldım. Hatta o hani bezle yetmiyor. Hani fırça hani sadece okşuyor diyeyim size. Bir süngerle falan ovalamanız gerekiyor sabun kalıntıları. Banyoya çok hassasım bu konuda. Hani aldığın yerlerden hariç kalmış. Temizlik Hafsa'nın işi mi? Temizlik Hafsa'nın işi değil bence.